Geber. Şirin, yeter. Gel şöyle. Kızım. Ne hatırlıyorsun anneciğim? Hafızan yerine mi geliyor yoksa? Kim olduğumu, neler yaşadığımı. Bazı kopukluklar var ama hafızam yerine geliyor bence. Çok şükür, iyileşiyorsun. Bırak! Ozan'ı elde etmek için elinden gelen her şeyi yaparsın sen. Senden nefret ediyorum Aslı. Berçin, sus artık, sus! Baba bırak! Aşkıma engel olabilmek için elinden gelen her şeyi yaptı bu kız. Seni öldüreceğim! Ya yavrum, bir sakin ol. Her şeyin bir sırası var. Önce şu nikah kıyılsın, sonra o Aslı'nın anasının... Sibel! Ne sırası be, saçmalama sen de! Yeterince rezil olduk zaten, yürü! Yürü! Geberteceğim seni! Pislik! Yürü! Öldüreceğim seni! Sen görürsün! Göstereceğim sana! Yürü! Öldüreceğim onu! Yürü! Hadi kızım kalk, biz de evimize gidelim, hadi! Anne... Jülde Hanım hiç iyi görünmüyor. Onu yalnız bırakmasak mı? Ne hatırlıyorsun anneciğim? Doktora gidelim. Doktora anlat istersen. Ben yere düştüğüm anı hatırlıyorum. Sonra o şoför geldi yanıma. Aslım hatırlıyor, hatırlıyor. Neydi? Kaan. Kaan. Kaan geldi yanıma. Şey dedi. Bana. Ne dedi, ne söyledi? Anne! Anne! Jülde Hanım! Hastaneye getirelim mi? Tamam, siz eve gelin o zaman. Hay Allah, ne oldu birdenbire? İnşallah önemli bir şey değildir. Bu tür durumlarda bayılması normal dedi. Doktor geliyor. Sen iyi misin Aslı? Ben iyiyim, iyiyim. Sen Jülde Hanım'la ilgilen. Biz de gidelim kızım. Yapabileceğimiz bir şey olursa haber verirsin Ozan. Hafıza kaybı sırasında bunlar normal. Eski haline gelirken zaman zaman hastanın bilinci kapanıyor. Kontrol altında tutun, yeter. Bayılınca başını çarpmadı değil mi? Yok hayır, yanındaydım. Güzel. Stresten uzak tutun, beslenmesine de özen gösterin. Kısa zamanda eski haline döneceğine inanıyorum. Umarım. Tek temennimiz bu. Teşekkürler. Geçmiş olsun. Yavrum papatyam sakin ol, bak mahvettin kendini. Ah Ozan, ah! Ne hale düşürdün kızımı? Berçin ne yapıyorsun sen? Annem yukarıda hasta yatıyor, ne bu gürültü? Uyansın! Nikah masasında beni bebeğimle nasıl bıraktın o da öğrensin. Berçin sen ne saçmalıyorsun? Aslım yine ne anlattı sana da aklını çeldi. Ne oyunlar çevirdi anlat hepsini bana. Al kızım, ıhlamur yaptım. Sinirlerini yatıştırır. Sağ ol anneciğim. Afiyet olsun. Üzme artık kendini. Bak Jülide Hanım her şeyi hatırlayacak. Senin masum olduğunu söyleyecek. Berçin de artık bulaşamaz sana. Anne, biz geldik ama benim aklım Jülide Hanım'da kaldı. Nasıl oldu acaba? Bir gitsen mi? Hala evin bir çalışanıyım sonuçta. Böyle içime sinmiyor. Kızım, sen bilirsin. Ama bak, artık o evde bakıcılık yapmak zorunda değilsin. Yeni bir iş bulana kadar paramız yeter. Mesele para değil anne. Jülde Hanım o halde bırakmak içime sinmiyor benim.
Bu evin kapısından bile girmek istemiyorum aslında. Ama o kadının bana ihtiyacı var. İyi niyetli kızım benim. Peki sen bilirsin. Ama ben de seninle geleyim ha? Şimdi o kavga gürültünün içine seni tek başına yollayamam. Olur mu? Hadi. Konuşsana. Neden? Bu kız sana ne söyledi de beni nikah masasında bebekle bıraktın ya? Berçin bırak. Yürü eve gidiyoruz. Hiçbir yere gelmiyorum ben. Hiçbir yere gelmiyorum. Berçin yeter artık. Aslım hiçbir şey söylemedi. Bak annemi uyandıracaksın. Yavrum bir tanem bak. Bebeğini düşün tamam mı? Bir şey olacak şimdi. Zavallı bebeğim. Aslım'ın bana yaptıkları yetmedi. Bir de utanmadan bebeğime zarar vermeye çalışıyor. Ya insan gibi söyleseydin ya. İstemiyorum diye resmen kaçtın sen de Ozan. Sibel sen de anlamadan dinlemeden konuşma. Burada mağdur olan kızımız Berçin. İnsanın sinirini bozma Tarık. Heh. Ya ben seni öldüreceğim. Öldüreceğim ya. Berçin. Geberteceğim seni. Geberteceğim. Sen ne yüzle geldin buraya ya? Sen benim yuvamı yıktın. Allah'ın belası. Ya yeter artık yeter. Bir uzak dur kızımdan ya. Ben Jülde Hanım'ın bakıcısıyım Berçin. Hatırlatırım bu evde çalışıyorum. Ayrıca ne yuvası ne yıkması ya sen neyden bahsediyorsun? Neden saldırıp duruyorsun hala bana yeter? Yalancı. Sen Ozan'ı ayarttın. Nikah masasında beni bebeğimle bıraktı. Adi. Hey anasını kızı işte. Daha yeter artık ama başlama. Sibel Berçin susun artık susun. Geberteceğim seni ya. Ne yaptın Ozan'a ha? Ne yaptın Ozan'a? Berçin yeter. Kendine gel artık. Hayır. Hayır bu kız ayarttı seni. Sana bir şeyler söyledi. Berçin yeter. Aslım'ın bir suçu yok. Onun yüzünden gitmedim. Ben öyle bir şey yapmadım. Benim öyle bir derdim yok. Olamaz da Berçin. Hayır. O kız ayarttı seni. Ben biliyorum. Berçin. Kalm orada. İşim vardı Berçin. Hayati bir mesele. Onun için gittim. Doğru söyle. Bu kızla ilgili bir şey değildi değil mi? Ozan Bey, bakar mısınız? Tamam doktor bey, geliyorum. Bak annem yukarıda yatıyor. Strese girmemesi lazım. Bağırma. Düzgünce duracaksan dur, durmayacaksan defol git. Anne bir Jülide'ye bakayım. Aslım kızım. Jülide Hanım'ın yanında doktoru varmış. Biz eve gidelim hadi. Gidin bir zahmet. Gidin. Haber verince gelir ortalığı temizlersiniz. Gidelim anneciğim. Bu ev benim evim. Ben bu evin gelini olacağım. Siz bir daha bu eve adımınızı bile atamayacaksınız. Defol! Berçin! Berçin! Ay yeter! Ay bir sakin olun be! Ne bu ya? Müzik